ACB açısı isteniyor. Şu açı yani. Şuradaki açı isteniyor. Şimdi bunun dışında bir takım eşitlikler verilmiş. Oralardan başlayabiliriz. Mesela EDC açısı. EDC. Oraya Y diyebiliriz. Şöyle Y diyorum EDC açısına. Şurası yani. Burası Y olsun. Bu durumda ABC açısı Y artı 10 olacak. ABC açısı. Demek ki şuradaki açı. Buradaki açı Y artı 10 oluyor. Ayrıca burada bir eşitlik daha verilmiş. Biz EDC'ye şuraya Y demiştik. Bu durumda BAC 3Y olacak. BAC şu tepedeki açı burası 3Y olacak. Şimdi farklı biçimlerde hareket etmek mümkün. Bir takım işlemler yapabiliriz. Mesela aradığımız açıya şuradaki açıyı arıyoruz. X diyebiliriz. Şimdi şu üçlünün toplamı 180 derece yapacak. Bunu söyleyebiliriz. Üçgen olduğu için. X artı Y artı 118 eşittir 180 olur. Biz 118'i karşıya atıp X artı Y'yi hesaplayabiliriz. Buradan hareket edebiliriz. Bir de şu üçgenin tamamı var. Bütün üçgene bakarsak açılarından birisi şu üst köşesi 3Y. Buradaki köşesi Y artı 10. Buradaki açı da X. Bu üçlünün toplamı da 180 derece olmalı. Onları da yan tarafa yazıyorum. Ya da altına yazayım. 3Y artı Y artı 10 artı X. Şuradaki açı X. Eşittir 180 derece. Amacımız ACB açısını bulmak. ACB yani X'i arıyoruz. Eğer biz burada Y'leri yok edersek istediğimizi elde etmiş oluruz. Birinci denklemde 118'i karşıya yolluyorum. Bizim birinci denklemimiz X artı Y eşittir 62 olur. Birinci denklem. İkinci denklemi de düzenleyelim. Şimdi burada X'i başa yazdık. Şunun X'ini de başa yazalım. X önde olsun yani. Önce X'i yazıyorum. Artı 3Y burada. Bir tane Y de burada. 4 tane Y oldu. Bu 10'unu karşıya yolluyorum. 170 olacak. Şurası 170. Şimdi biz istersek şunu eksiyle çarpıp y'yi bulabiliriz. Bunu eksiyle çarpıp y'yi bulabiliriz. Ama amacımız x'i bulmak. ACB'yi. X'i bulmak olduğu için y'leri yok edecek şekilde hareket edelim. Birincisini eksi 4 ile çarpabiliriz. Bu durumda y'leri yok olur. İstediğimizi elde etmiş oluruz. Eksi 4 ile çarpıyorum. Eksi 4x eksi 4y. Eksi 4 ile 62'yi çarparsak 60 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 240 zaten. 2 ile 4'ü çarpınca da 8. Demek ki 248. Altına yazıyorum ötekini. Şöyle x artı 4y eşittir 170. Şimdi toplarız. Şöyle. Bu durumda şu iki ifade birbirini götürüyor. Eksi 4y artı 4y. Eksi 4x artı x. Burası eksi 3x olur. Eşittir. Şimdi eksi 248, 170. Sonuç negatif çıkacak. İkisinin arasındaki mesafe 200'e kadar 30 var. 48 de orada. 78 demek. Eksi 78. Her iki tarafı eksi 3'e böleceğiz. Eksiler gider bir kere. 6'yı 3'e böler, 7'yi 3'e bölersek 2 kez var. 6 yapar. Çıkarınca 1, 18, 18'de 3, 6 kez var. Yani x'imiz 26 olurdu.